Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Bilindiği gibi dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisine izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Böyle bir talep gelse de buna da gerek yok. İzin de vermeyiz. İhtiyaç da yok. Savaş gemisine ne ihtiyacımız var? Ama bazı ülkeler, Yunanistan dahil. Bu haberin detaylarını aktaralım. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, kısaca Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, uçak gemisinin Türkiye'ye yollanacağını duyurmuştu. Yine iki gün öncesinde Yunanistan'ın işgali altındaki Meis, bizim de işimizde Kızılhisar Adası'nın güneyinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait nükleer uçak gemisi USS George Bush görüntülenmiş durumdaydı. Dün ise dediğimiz gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüşen Mevlüt Çavuşoğlu, ABD uçak gemisine izin vermeyeceklerini, buna gerek kalmadığını duyurmuştu. An itibariyle neler oluyor derseniz, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri donanmasının keşif gezici üssü USS Herschel Woody Williams gemisiyle dostlar 10 Şubat'ta yola çıkmış ve İskenderun Körfezi'ne doğru seyir alıyordu. USS Herschel Woody Williams şu anda Birleşik Devletler donanmasına ait Lewis Puller sınıfı Mobilus, bu notu da düşerim. Yani uçak gemisine bağlı sadece bir gemi yok, ona yakın gemi Türkiye'ye doğru hareket ediyordu ki bunların dostlar aslında yardıma geleceğini düşünmek saflık olsa gerek. Bu fotoğrafta görünmeyen gemiler de var. USS George Bush ve 9. Hava Vuruş Gücü filosunu görmektesiniz. Bu filonun insani yardım taşıdığını zannetmek dediğimiz gibi saflıktı. Türkiye'nin buna izin vermemesi iyi oldu. An itibariyle geminin dostlar daha batıya doğru gittiğini görmekteyiz. Birazdan tam olarak konumunu göstereceğiz. USS George Bush İtalyan medyasına da servis edildiği gibi bundan günler öncesinde 10 Şubat'ta Türkiye'deki deprem yardım çabalarına yardımcı olmak için hazırda bulunduğunu duyurmuştu. Fakat dostlar Türkiye bu geminin güvenlik nedeniyle gelmesini reddetmiş durumda. An itibariyle dostlar gemilerin konumlarına bakalım. Öncelikle şunu söyleyelim, çok sayıda savaş gemisi Akdeniz'de bulunurken Herschel Woody Williams gemisi, daha çok kargo amacıyla lojistik üst olarak kullanılan gemi, Türkiye izin vermediğinden dolayı an itibariyle Yunanistan'a doğru gitmiş durumda. Burada dostlar geminin konumunu görmektesiniz. Gemi bilindiği gibi Tartus limanından, yani Suriye açıklarından ilerliyordaki Tartus'a yaklaşamaz. Orada Rus üssünün bulunduğunu hatırlatalım. Daha sonrasında geminin batıya gittiğini görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisinin de dostlar oldukça uzaklaştığını, an itibariyle Yunanistan'a kadar gittiğini görmekteyiz. Bu şekilde bir haber paylaşılmış dostlar. Gemi Yunanistan açıklarında, dediğimiz gibi geri adım atılmış durumda. Peki sadece bu kadar mı savaş gemisi var derseniz, an itibariyle dostlar sadece radarı açık olan veya belli bir süre transponder radarını açmış olan gemileri görmektesiniz. Burada dikkat ederseniz Antalya açıklarına bakıyoruz. Antalya açıklarında dostlar, burada bazı gemilerin, dikkat ederseniz, askeri gemi olmasa bile ordular tarafından kullanıldığı için bu şekilde işaretlenmiş durumda. İspanyol savaş gemisini görmektesiniz. İspanyol savaş gemisi Akdeniz'de dostlar depremde yardım çalışmalarına destek oluyor. Dolayısıyla bu şekilde kendisinin limanda olduğunu görmektesiniz. Burada İspanyol savaş gemisi ve yine burada dostlar fotoğrafı olmayan bir Türk savaş gemisinin olduğu belirtiliyor. İspanyol savaş gemisinin dostlar bu bölgeye, dediğimiz gibi, geldiği belirtilmiş. İspanya uçak gemisini de yollayacağını duyurmuştu. Fakat o gemiyle ilgili dostlar şu ana kadar herhangi bir haber paylaşılmamış. İspanyol savaş gemisi Doğu Akdeniz'de, dediğimiz gibi, askeri operasyonlar bağlamında buraya gelmiş durumda. Türkiye'ye yardım getirdiğini söyleyebiliriz. Gemi İspanya'dan geldi. Uzunluğu 160 metre şeklinde de paylaşılmış. Bunun dışında Türkiye'ye yaklaşan İtalyan savaş gemisi vardı. Bilindiği gibi kendileri Brindisi limanından yola çıkmış ve yardım yüküyle Türkiye'ye doğru geliyordu. Fakat o geminin de nerede olduğuna yönelik burada herhangi bir dostlar bilgi alamıyoruz. Gemi kendini gezemiş durumda. Yine Fethiye açıklarında da bazı gemilerin olduğu yönünde de dostlar, örneğin başka ülkelerin gemilerinin olduğunu da görmekteyiz. Açıklara baktığımızda burada bilindiği gibi İngiltere'nin üssü var. Bangladeş savaş gemisinin burada olduğunu görüyoruz ve o da muhtemelen Mersin'e gidecek. Gelecek duranın Mersin olduğu belirtilmiş. Yine bunun dışında dostlar bu açıklara baktığımızda buralarda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başka gemisini görmektesiniz ki bu da Girit'te bulunan Suda üssüne ilerleyecek. Gemi en son dostlar bu arada 10 Şubat'ta görüntülenmiş durumda. 10 Şubat'tan sonra bir daha kendisini göstermemiş durumda. Tabii ki de sivil sitelerden bahsediyoruz. Bu haberler bu şekildeydi dostlar. Bunun dışında zaten dünya gemi trafiğine baktığımızda o kadar çok gemi var ki Akdeniz'deki yoğunluğu görmektesiniz. Yine Akdeniz, Karadeniz oldukça yoğun. Tabii buradaki gemilerin sivil gemiler olduğunu da söyleyelim.
Rusya ne yapıyor derseniz, Rusya'da boş durmuyor. Akdeniz'deki varlığı dikkat çekiyor. Özellikle Rusya dostlar, Akdeniz'de Krasnodar denizaltısını Tartus limanında barındırıyor. Kilo sınıfı denizaltıdan bahsediyoruz. Yine Amiral Kasatonov Gorshkov sınıfı gemide Akdeniz'de bulunurken Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyninde bu bölgede bulunmaya devam ediyor. Tek tek okumayacağız dostlar. Rusya'nın varlığı da özellikle Tartus üssünde odaklanılmış durumda. Ruslar Tartus üssünde, Esad'ın üssünde bu bölgede dostlar yoğun sevkiyat yaparken özellikle askeri gemilerin varlığı dikkat çekiyor. Tabii ki burada akıllara gelen soru, Rusya boğazlardan geçemiyor, nasıl sevkiyat yapıyor diye dostlar. Rusya'nın kuzeyinden dolaşarak dostlar Cebel-i Tarık üzerinden bu sevkiyatların yapıldığını da not düşelim. Fakat tabii Karadeniz ve Marmara Denizi'nden geçemedikleri için dostlar Rusya'nın an itibariyle sevkiyatlarının oldukça azaldığını da not düşelim. Genellikle Murmansk limanı kullanılıyor. Sentinel-2 uydu görüntüsünü görmektesiniz. Grigorovich ve Gorshkov yine bazı gemilerin dostlar Kıbrıs'ın doğusunda yakalandığına yönelik uydu görüntüsü paylaşılmış. Yine Rusya'nın Akdeniz filosuna yönelik şu haber paylaşılıyor. Bulutlar yüksek çözünürlüklü görüntüleri engellemeye devam ediyor şeklinde. Bu görüntülerin ise 10 gün öncesine 4 Şubat'a ait olduğunu hatırlatalım. 4 Şubat 2023 tarihli Sentinel-2 uydu görüntüsünde Gorshkov sınıfı, yine Buyan M sınıfı gemiler burada servis edilirken tağıl hırsızlığında kullanılan Matros Poznis isimli gemi de bu bölgede yer alıyor. Bu arada epeydir depremden dolayı Rus-Ukrayna savaşından bahsetmiyorduk dostlar. Savaş devam ederken Rus ordusunun 122 mm D-30 obüs toplarıyla beraber Ukrayna Silahlı Kuvvetleri piyadelerine saldırı düzenlediği belirtilmiş. Rusya'dan aslında sıkıntılı bir haber aktarılıyor, ondan bahsedelim. Yars mobil yer konuşlu nükleer füze sistemiyle donatılmış birlikleri görmektesiniz. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılırken bu birliklerin Irkutsk füze oluşumunda sağ pozisyonlarını değiştirdiği, yani Ruslar nükleer füzenin başka yere konumlandırıldığına yönelik yeni bir tatbikat görüntüsü paylaşılıyor. Otonom bir fırlatıcıdan bahsedilmiş. Otonom fırlatıcıların pozisyon değişimi hem gündüz hem de gece gerçekleştirilir. Yars'ın manevra eylemleri kapsamında dostlar muharebe alanında devreye girdiği de not düşülürken bir diğer haber dostlar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşuyor, şu açıklamayı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Akım'daki patlamanın sorumluluğunu kabul ediyor ve hatta bundan zevkle bahsediyor. Bu sabotajın amacı Rus-Alman dostunun ABD'nin boğazına girmesiyle ilgili, çünkü dünyadaki hegemonyasını tehdit ediyor açıklamasını yapıyor. Evet değerli dostlar, çok sayıda haberi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.